E1 vizesini Türkiye'den başvuru yaptığımızda E2 gibi 5 yıllık mı veriyorlar? Ayrıca ticaret sürekliliğinin kontrolü sadece vize yenilemede mi yapılıyor yoksa yıllık mı yapılıyor? Ve yılda 100 bin dolar ciro yapmak, ticaret yapmak yeterli olur mu diye takipçimiz soruyor. E1 vizesini Türkiye'den başvuru yaptığınızda evet aynen E2 vizesi gibi 5 yıllık bir vize verme durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii konsolosluk isterse daha kısa verebilir ama genelde uyguladıkları standart 5 yıllık olacaktır ve 5 yıllık vereceklerdir. Ve diğer bir sorunuza da geçiyorum bu noktada. Ticaretin kontrolü noktasında şöyle bir durum var. Normalde siz ya vizenizi yenilerken, bu da 5 yıl sonra başvurduğunuzda geriye yönelik yaptığınız ticareti kanıtlayacaksınız. O zaman bunu görme durumları mümkün olacaktır. İkinci bunu bilme durumları ise eğer şirketinize ziyaret yapılırsa gerçekten bu şirket aktif mi, var mı, yok mu, ne tür çalışmalar yapıyor diye baktıklarında o zaman da şirketin aktif olup olmadığını incelemiş olacaklar. Şunu söyleyebiliriz. Geçen yıldan beri bu noktadaki ziyaretlerin sayısı çok ciddi şekilde artmış durumda. Özellikle yeni yönetimin altında bu tip yatırımcı vizesi ticaret yapanların sahip olduğu vizelerdeki durumların gerçekten bu yatırımcı ya da iş adamı burada mı yani iş yapıyor mu ya da şirket aktif mi değil mi noktasındaki yapılan site vizit dedikleri iş yeri ziyaretlerinin çok ciddi şekilde arttığını ve dolayısıyla eğer bu ziyaretlerden birine de denk gelirseniz o zaman bu yaptığınız ticareti kanıtlamanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve diğer sorusuna da geçince takipçimizin yılda 100 bin dolar ciro yapmak, ticaret yapmak yeterli olur mu diyor. Buradaki önemli olan nokta sizin aktif bir şekilde ticareti yapıyor olmanız rakamdan ziyade. Sonuçta 100 bin dolar eğer siz sık sık buraya mal getirmekle yapabildiğiniz bir rakam oluşuyorsa bunda problem yok. Yeterli olur. Yoksa teknik olarak çok düşük bir rakam. Belki ilk yıl ya da ikinci yıl belki hoş görülebilecek bir rakam. Ama tabii ondan sonra bunun artıyor olması gerekecek. Çünkü unutmayın 100 bin dolarlık bir mal getiriyor olmanız hani 100 bin dolar kazanıyorsunuz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu noktada kar marjınız da düşük olabilir. O açıdan da ticaretin yükseltmeniz ve sayının gittikçe yukarı çıkar bir grafikte gidiyor olması sizin vizeyi almanızda çok daha uygun olacaktır.